Selamlar sevgili Avestalılar. Yeni bir EU4 videosuyla da sizlerle birlikteyiz. Bugün uzun zamandır benden istediğiniz, beklediğiniz ve gerçekten bu ülke için emek verdiğiniz, bayağı çabaladığınız bir devletle oynayacağız abi. Eskiler bilir, bu ülkeyle oynamıştık. Yarıda kalmıştı. Benim save dosyaları falan patlamıştı. O yüzden devamını getirememiştik o yüzden. Ama uzun zamandır kanalı açtığımdan beri sürekli bu devleti istiyorsunuz. Ben de neden oynamıyorum bilmiyorum. Aslında güzel de bir devlet. Sevdiğim de bir devlet. Kısmet bugüneymiş diyelim. Evet dostlar, bugün sizinle tekrardan Avrupa'nın göbeğine gidiyoruz. Yiğit'in has olduğu, türlü veraset krizleriyle dolu, türlü entrikalarla dolu ama bir o kadar da eğlenceli olan bir devletteyiz. Bugün Burgundy'deyiz beyler. Burgundy. Let's go. Evet, Avrupa'nın tam göbeğinde başlıyoruz dostlar. Yani göbeğinde değil de hafiften solunda. Ve çok güçlü bir devlet olarak başlıyoruz oyuna. Gördüğünüz gibi sadece 16K bizim kendi ordumuz var. Ayrıyeten Brabant, Hollanda, Flanders bizim PU'muz. Tabi burada bir de Nevers var. Nevers'te vasalımız. Yani toplamda 4 tane devlete liderlik yapıyoruz oyunun başında. Ve gerçekten bu devletler boş devletler de değil yani. Şurası özellikle İngiliz kanalında olan devletlerden oluşuyor. Bunları integre ettiğinizde gerçekten çok güçlü bir ekonomiye sahip oluyorsunuz. Ki oyunun başında da o kadar boş bir ekonominiz yok. Her ne kadar -1 gözükse de sahip olduğumuz topraklar yine iyi. 11 parça donanmamız varmış. Kafi, zaten burada çok donanmaya da ihtiyacımız olmayacak. Şöyle idealarına bakacak olursak, oyunun başında bize %10 moral of army ve +1 diplomatik ilişki slotu veriyor. Tüm idealları bitirdiğimizde de %15 good produce modifier veriyor. Çok iyi bu arada. Kendi idealarına bakacak olursak, yıllık prestij +1. Paralı asker bakım maliyetlerini %15 düşürüyor. Paralı asker manpower'ını %50 arttırıyor. Disiplin %5. Trade efficiency %10. Tolerance of heretics. Kafirlere karşı bakış açımız +2 değişiyor. National manpower modifier'ımız %25 artıyormuş. Şöyle bir göz ucuyla bakınca fikir olarak sanki mercenary ID'ye çok güzel gider diye düşünüyorum. Bakacağız. Bir mercenary ID'ye patlatabilirim buna. Ama tabii ondan önce bir espionage çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü burada agresiflik biraz sıkıntılı. Fransa'yı yiyeceğiz tamamen. Bakalım, bir assetlerimizi ayarlayalım, ondan sonra bakacağız dostlar. Burada minik bir detay, şuradan strong touch'ı aldığınız zaman direkt vasallarınızın liberty desire'larını sıfırlıyorsunuz. Ve bu görevi de yapmış oluyorsunuz dostlar. Sizden bütün vasallarınızın liberty desire'ının, yani özgürlük arzularının %1'in altında olmasını istiyor. Bu görevi yaptığınızda da size Loren bölgesine perma claim veriyor dostlar. Direkt oyunun başında strong touch'ı alıp şu görevi alıp sevgili Loren'e ayın 11'inde dalarak oyuna başlayabilirsiniz. Buradan bu toprakları alabilirsiniz. Tabii bunu yapmak biraz sıkıntı olacak. Hemen oyunun başında şöyle neighbor countries'lere diplomatlarımızı atalım. Ne kadar ilişki geliştirirsek o kadar iyidir. Borcumuzu da çekelim. Böyle diyetimizi yapalım. Sizlendimizi yapalım. Tamam, papayla ilişki geliştiririz. Şimdi buradan +3'lük bir admin advisor'ımız var. 2.95. Bunu alacağız abi. Biraz eksiye sokacak bize ama sorun değil. Buradan improve relation veren iyi olur ama 2.62 biraz fazla. Onun yerine bir diplomatik reputation patlatalım. Buradan da moral of army güzel olurdu ama o da pahalı. O zaman national manpower mı alalım ya da fort defense mi alsak? Manpower modifier alalım buradan da. Oyunun başında 5-5-5 bir hükümdarla başlıyoruz ama bu fazla yaşamıyor. Ölüyor. Sonra Charles geçiyor başa. Charles'tan sonra da başa geçecek erkek kalmadığı için bir kriz ortaya çıkıyor. Mary geliyor başa, yanlış hatırlamıyorsam Regency olarak. O zaman da işte succession krizi oluyor dostlar. Bildiğiniz Burgundy krizi. Sizden seçmenizi istiyor hangi devlete PU düşeceğinizi. İster PU düşüyorsunuz, ister kardeşim ben istemiyorum PU düşmek kimseye deyip devam edebiliyorsunuz. Bakacağız. Ne yapacağımızı göreceğiz. Evet, başlar başlamaz hemen Verdun'dan Provence'a giriyoruz. Provence, ha bu toprağı bana Verdun. Zaten çok güçlü başlıyoruz. Sadece vasallarımız bile Provence'ı yenebilecek güçte. Bunları hemen kuşatma moduna alalım. Aragon'da evlenmek istiyor. Evlenelim. Evet, gördüğünüz gibi sadece Liege ve Avusturya kalana kadar bunu hallettik. Bu iki toprağı alamıyoruz. Bu iki toprağı alırsak şımarıyorlar, kızıyorlar. Sıkıntı yok. Loren'i vasal alalım. Tamam, bu şekilde bitiriyorum dostlar bu savaşı. Topraklarımızı da birleştirmiş olduk böylece. Bu arada Fransa'ya bir sövüyoruz dostlar. Hemen peşine sevgili İngiltere'ye de sövüyoruz. Bu görevimizi de yapmış oluyoruz bu şekilde. Aslında bunu savaştan önce yapmak lazımdı da unuttum. Savaştan önce yapsaydık daha iyi olurdu. Olsun, çok da geç değil zaten şu anda da. Hemen sevgili Fransa'nın apenajlarıyla ilişki geliştireceğiz. Önce şu Orleans'la başlayalım. En güçlüsü Orleans çünkü. Charles de Bourgogne başa geldi. Bu arkadaştan sonra ülke karışıyor.
Ama o ölene kadar biz her şeyi yoluna koyacağız zaten. Sıkıntı olmayacak. Evet, bu görevimizi yaptık dostlar. Şimdi bu görevi aldığımız zaman Fransa'nın bütün apanajlarının Liberty Desire'ı %50 artacak. Yani dolayısıyla savaşta etkisiz eleman olacaklar. Hiçbir şey yapmayacaklar. Sadece Fransa'nın kendisiyle uğraşmak zorunda kalacağız. Evet, ordular açılsın. Görev alınsın. Savaş zamanı. Hadi bakalım. Şimdi sevgili Macaristan ve Avusturya bize destek veriyor. Fransa'nın gerçek sahipleri Paris'i almak için bu savaşı başlatacak abi. Lakin bu kadar orduyla biz yine de girmeyelim. Bir free company mi alsam? Yok ya, şuradan bir borç çekeyim. Bir tane Grand Company. Aynen öyle. Bir tane Grand Company'mizi de çekelim. Ordumuza bağlayalım. Şöyle güzel bir tane general istiyorum senden. Çok güzel. Ama kuşatma olsaydı daha iyi olurdu. Her neyse, fazla uzatmayacağım. Direkt savaşı başlatacağım. Şimdi bunlar gelmezler, melmezler, bir şey olur. Hazır ikisini de yakalamışız. Genoa geliyormuş. Genoa'ya biz dalalım. Genoa'yı çıkartalım aradan. Zaten bunun apanajları şu anda disloyal. O %100 falan. Bir tek Avercin biraz seviyormuş onu. Sıkıntı yok. Paris'ten dalıyoruz abi. Burgonya geliyor. Fransa'nın gerçek sahipleri geliyor. Hazır ol Fransa. Hazır ol. Önce şu Genoa'yı çıkartacağım savaştan direkt. Abi adamların bir de 3 seviye kalesi var. Bak 10 keredir 42 de dönüyor ya. 10 keredir 42 de dönüyor ya. Ya lanet olsun ya. Gerçekten var ya bak. Lanet olsun şu 3 seviye kalelere. Al işte. Al işte, geldi buraya kadar. Ha. Ah 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 ah, gördüm, ah ah, al işte. Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin sizin Genoa gibi. Ben de giderim Paris'e lan. Ben de giderim Paris'e olan. Bu arada bunlarla savaşırken bir yandan da Outrage'ı da gönderelim. Bayağı toprak alacağız çünkü. Evet, Paris düştü sonunda. Gerizekalı Macaristan'ı çıkardı savaştan, görüyor musun? Ne oluyor lan? Aa, Orleans War Independence mı? İspanya falan da gelmiş. Kastil, İngiltere, o herkes dalmış ya, kötü oldu. Bir tık kötü oldu abi. Bunlar toprak moprak alırlar mı? Baya karıştı ortalık şu anda. Ya Genoa, beni çok uğraştırdın. Senin var ya götündeki dona kadar almazsan ben de bir şey bilmiyorum ha. Yemin ediyorum var ya, bak şurada beni kaç aydır beni tutuyorsun lan burada. Kaç ay olmuş lan? 480 gündür beni burada tutuyorsun. Yazıklar olsun ya. Sonunda abi. Lan War Rap ver. Bütün paranı ver. Aragon'la elaysın ha? Yoksun artık. Aragon'la elay melaylık yok. Yok öyle şeyler. Sana başka nasıl bir tarif uygulasam ya? Seni var ya doğduğuna pişman etmek istiyorum ben. Genoa trade'ini de gönder lan bana. Şerefsiz seni. Aşağılık köpek. Abi Orleans'ın bağımsızlığını alması kötü oldu ama ya. Vallahi kötü oldu ya. Ne istiyor bu bizden? Paris'e sahip ol diyor. Bir de 18 tane provinsin olsun diyor. Development halledilir zaten onu aldıktan sonra. 1, 2, 3, 4. Tamam, şu 4 tane toprağı almamız lazım. Evet, çıldırıp fıttıracaklar tabii bunları alınca doğal olarak. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok da problem olmaz ha. Bak ben direkt ne yapayım biliyor musun? Bu savaşı bitireyim abi. Ben şu savaşı bitireyim. Ama burayı kor yapana kadar o savaş bitecek tabii. Neyse, yapacak bir şey yok abi. Paris'i aldık. Şimdi tabii bir koalisyon yiyeceğiz, o Allah'ın emri. Yemesek güzel olurdu tabii ama yiyeceğiz. Koalisyondur. Yenir. Sonra gider. Sonra tekrar yenir. Olur öyle şeyler yani. Dert etmemek lazım. Evet, Orleans. Orleans'a bak. Hala apanajı mı? Hala apanajı. Nasıl oluyor bu? Independence savaşı açmıştı. Oha, o zaman Orleans bize gelecek abi. Bu görevle beraber. Aa, çok güzel olacak. Dur bir dakika, dur. İşler değişti şimdi. Orleans bizim yerimizi almış oldu buraya o zaman. Ananı avradını, hayır. Ya da evet. Bilemedim. Bilemedim. Şu anda şey yapsam inheritleyeceğim buraları. Fransa'ya geçeceğim. Ama şu görevi yapınca Orleans falan bana geçecek mi? Buna geçsek, Personal Union olsak, sonra buna Independence Savaşı açsak. Dostlar olur herhalde. Deneyim. Çok garip bir save oldu ya. Gördüğünüz gibi Mary başa geldi. Aragon'a da istersek düşebiliyormuşuz. Biz Fransa'ya düşelim. Fransa zaten zayıf. Fransa'ya düşelim. Avusturya'yı bir tur tokatlayalım. Öyle yapacağız ya. Başka türlü olmaz bu iş. Aynen. Geçtim abi Fransa'nın Personal Union'una. Buraları da inheritledik. Oraları inheritleyince şu görevlerin hepsi bitiyor zaten. Bunları alalım. Güzel. Şimdi şuraları komple state yapacağız abi. Development'ını falan çekmeyeceğim bu arada. Direkt state yapacağım. Çünkü inanılmaz bereketli topraklar buralar. Buradan da National Tax Modifier alalım. Şimdi burada çok fazla kale oldu şimdi tabii doğal olarak. Paris'teki kalsın.
Şuradakini yok edelim. Bir de şuradakini yok edelim. Hatta bir de şuradakini yok edelim. 1, 2, 3, 4 tane kale. Tamam. Başkenti de Den Haag'a taşıyacağız zaten bu Dutch Revolt muhabbetinden dolayı. Okey. Bu şekilde iyiyiz. Şimdi PU'su olduk şeyin Fransa'nın tabii. Avusturya savaşacak. Avusturya savaşacak abi. Avusturya'yı tokatlayacağız bir tur. Bize şu an şey lazım bu arada. Gavkep lazım. Tamam yeterli şu an için. Turusumuz bitene kadar bekleyeceğiz bir 10 yıl. Sonra Fransa'dan bağımsızlığımızı alırız. Buradan da ilk olarak Espiyoneş mi gidelim? Allah bir şey söyleyeyim mi? Espiyoneş gitmesek de olur ha. Şaka bir yana. Yani çok da fazla agresiflik bir muhabbetimiz kalmadı aslında. Direkt diplomatik falan yürüyebiliriz. Her şey çok hızlı gelişti ya. Espiyoneş. Bunu çok önceden almamız gerekiyordu. Şuraya bak, 10 yılda neler yaşadık anasını satayım ya. Daha oyun başlayalı 10 yıl oldu anasını satayım ya. Sen oradan bir diplomatik çek bana abi. Sen bir diplomatik sar ustam bana. Espiyonece pek gerek kalmadı. Zaten yiyeceğimizi yedik, alacağımızı aldık. Koalisyondan da kurtulmuş olduk böylece. Adama piyo düşerek. Güzel oldu yani. İyi oldu. Şimdi Avusturya ile bir savaş yapacağız. Şöyle Dükli'ye terfi edelim. Güzel. Evet. Savaşımız açıldı. 41K'ya 37K. Hiç riske atmayalım. Bir borç çekeyim şöyle. Şuradan bir tane free mi patlatalım? Ne patlatalım? Şöyle 4 siege'li var. Şunu patlatalım bir tane. Hiç riske girmeye gerek yok. Şunlarla direkt Viyana'ya koş abi. Ha! Geri zekalı. İmparatorluğu da kaybetti. Salak herif. Güzel bunları tokatlayalım abi böyle. Fransa'nın personal union olarak kalmak bizim için daha iyi abi. Biz Fransa'da kalalım. Hiç uğraşmayalım şeyle. Avusturya'yla falan. Fransa'yı her türlü döveriz zaten. Bunların hiçbiri de sevmiyordur Fransa'yı. Aynen öyle. Biz niye geçemiyoruz buradan birader ya? Şu mu tutuyor gerçekten? Vay anasını avradını ya. Saçmalığa bak. Nasıl yapabiliriz? Ingolstadt. Sen ver. Sen de ver. Heh, al. Böyle geçerim ben de. Ya at işte Beyaz Barış. Adam low da. Niye uğraşıyorsun ya? Geri zekalı işte. Yapay zeka mal abi. İlla ağzımıza sıçacak. Heh. Sonunda ya. Tamam. Topraklar bizde kaldı. Fransa zayıf zaten. Fransa'yı turusumuz biter bitmez döveceğiz abi. Zaten herkes destekleyecektir bizi. Buluruz buluruz. Destekleyecek birilerini buluruz. Ne zaman bitiyor bununla turusumuz? 1468. 6 yılımız var. Şu apenajlar kendi arasıyla savaşmasa çok güzel olacak da. Şu görevi yapmamız lazım ya. Ne diyor? Tamam Fransa'yı döv diyor. Fransa'dan fazla şeyin olsun diyor. Development'ın olsun diyor. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Güzel. Anvers'te Fasting'i de patlattık. Süper oldu abi. Gelsin paracıklar. Gelsin paracıklar. Evet bir senemiz kaldı. Bir sene sonra turusumuz bitecek. Ve dalacağız. Güzel çağ bonuslarımız da geldi. Hemen agresif expansion'ı alalım buradan. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin feodallarına. Var mı bana destek vermek isteyen bir yakışıklı bir delikanlı? 1471'de Kastil ben gelirim diyor kanka diyor ama olmaz. Bu ne lan? Dünyada bizi seven yok mu lan? Tek mi başımızayız şu koskoca dünyada be? Kim geliyor? Ulan bir Memlük var şu dünyada bizi seven. Adam bak ta oradan destek veriyor bize. Vay anasını be. Vay anasını sayın seyirciler. Şu hayatta tek başımızayız ya gerçekten. Evet bağımsızlık savaşımız başlıyor. Kim geldi? 1-3-2 mi? Yazıklar olsun. Evet bağımsızlık savaşını açar açmaz bu görevimiz bitti. Ben şimdi buna tıklarsam ne olur? Şöyle bir save'imi alayım ben. Şimdi ben bu göreve tıklarsam bunlar benim vasalım oldular. Direkt benim vasalım oldular lan. Çok güzel. Savaştaydık bu arada. Güzel. Orleans çok iyi olmadı mı ya? Benim anlamadığım şey Orleans Independence savaşı açmıştı. Apenajlar bağımsızlığını alamıyor mu abi o şekilde? Suriyeliler geldi Suriye'den destek veriyorlar bize. Bak görüyor musun? Fransalılarla savaşıyorlar. Bizim bağımsızlığımız için. Şu an bir aptallaştı ama bak yapay zeka. Çünkü savaşa girdikten sonra bunları vasalladığım için bunlar hiç hareket etmiyorlar mesela şu anda. Hem hareket etmiyorlar disloyal olmadıklarına rağmen hem de toprakları falan veremiyorum. Bir aptallaştı. Ama sıkıntı yok ya. Savaş bittikten sonra düzelir diye düşünüyorum. Evet %90'a geldik. Şu şekilde bir barış anlaşması yapacağız. Ufak bir koalisyon riskimiz var. Sıkıntı değil ya. Geliyorsa da gelsin. Ulan ne büyüdük be. Security Succession görevimizi bitirmiş olduk. Hemen bitirelim. İmparatorluğa katılabiliriz. Ya da imparatorluğa katılmayabiliriz. Katılsak mı? Katılıp imparatorluğun başına geçebiliriz bu noktadan sonra artık. Böyle bir yol izleyebiliriz.
don't know, bilemedim. Katılsak aslında fena da olmaz. Katılalım ya. İmparatorluğa katılalım, imparatorluğu da alırız. Hiç uğraşmayız imparatorlukla abi. Hükümet reformlarından şunu verebiliriz de, ben bu sefer şunu vermek istiyorum. Otonomi azaltan zımbırtı var ya. Şunu vereceğim bu sefer. Otonomiler düşsünler. Bu arada Burgundi'nin kendine ait bir government reformu var. Diplomatic relation veriyor artı iki. Rival değiştirme maliyeti bedavaymış. Rivallarla sınırdaki kalelere %100 indirim yapıyormuş. Yani bakın maliyeti ödemiyorsun. Personal Union Integration'ı da eksi 5 azalıyormuş. Güzel. Ya yani şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Biz önce bunları vasal alıp ondan sonra DU düşseydik Fransa'ya, bunları da entegre edecektik. Bu sefer bunları şimdi annexlemekle falan uğraşacağız boş boş. O yönü sıkıntı oldu bir tık. Ama çok da önemli değil yani. Beleşe bu kadar toprak aldık. Bence gayet OP ya. Gayet güzel yani. Çok iyi denk geldi bence. Şimdi bir de İngiltere'ye bir posta kayarız abi. Ama Castilla falan elay. Oha, elaylara bak. Çok güçlü. Şimdi bunların hepsi koalisyona girecek değil mi? Aynen. Zaten şimdi bir süre sessiz sessiz oturacağız sakin sakin. Şunu alalım. Şöyle biraz influence kasalım. Papa'nın başına geçebilirsek iyi olur. Ama ayıp. Ayıp ama. Ama ayıp yani. 430 dukla mı istiyorsun? Adam bize excommunicate etti abi ya. Dinden attı bizi ya. İnanamıyorum. Böyle Frankiyen'i kabul edilen kültür yapalım. Dutch'ı da yapacağız. Hatta Flemish'i de yapacağız. Bunların hepsini kabul etmemiz lazım. Bunlardan çok güzel gelir gelecek bize. Evet, geldik ikinci idea'ya. İkinci idea paralı asker idea'sı gitsek mi acaba? Onu düşünüyorum da. Sanki iyi olur gibi paralı asker idea'sı. Ya da ondan önce bir dini idea mı gitsek? Gerçi dini idea'ya gerek yok. Ya da var. Olabilir. Dini idea da olabilir. Biz bir dini idea'ya gidelim. Aynen, bir dini idea'ya gidelim. Din savaşları falan çıkacak burada. Din muhabbetleri olduğu zaman din değiştirme ihtimalimiz var. Reformed dinine geçebiliriz. Ya da işte ne bileyim şeye geçebiliriz. Protestana. Din faaliyetleri yürüteceğiz. O idea kalsın köşede. Şu adamı öldürsek mi ya? Boğsak mı acaba? Ya bunu boğ gitsin ya. Harbiden çok kötü. Böyle daha iyi bir şey ver lütfen ya. Lütfen daha iyi bir şey istiyorum lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Bu arada Memlük'te ben elayım değil mi şu anda? Bununla elayımızı bozalım lan. Osman Mosman saldırır. Bununla elaylığı boz abi ya. Tamam, seni kullandık işte öyle. Yeter. Osman'la Mosman'la uğraşamam abi. Başka kimi helal alabiliriz? Şöyle bakayım. Abi ne alaka ya? Müslüman ülkeler niye seviyor beni ya? Avusturya ile aslında biraz ilişki geliştirsek yine kanka oluruz da. Sonra Roma'yı yıkalım biz abi. Şu adamlarla bir ilişki geliştirelim. Çıtırdan. Şu adamı başa koyalım, belki ölür. Şöyle Bohemya'yı helal alalım abi. Bohemya helallığımızı alalım. Ondan sonra Cuma. Brandenburg da geliyor, onu da alalım. Bu adamlar bize kızgın. Eksi 200 ne birader ya? Ananıza mı sövdük? Neyse, daha oha, bir de şeyiz değil mi? Vay arkadaş. Tamam, şunlarla ilişki geliştirelim o zaman, ne yapalım. Senle de yalay olalım. Şuradaki kaleyi yık abi. Onun yerine şu başkentimize bir tane kale yapalım. Dutch Revolt çıkmadı. Dutch Revolt çıktığı zaman şuraya başkenti taşıyorsunuz dostlar. Dutch Revolt gitmiş oluyor, haberiniz olsun. Hem de main trade'inizi İngiliz kanalına taşımış olursunuz. Aslında daha iyi. Yani İngiliz kanalında olmak main trade olarak daha iyi. Ama ben şuradaki toprakları falan alayım diyorum. Ondan sonra yaparım onu. Şu an yapmanın bir anlamı yok çünkü. Çağ bonuslarından ikinci olarak Vortex'i aldım. Hemen açalım onu da. Aa, Kutsal Roma'ya girmişiz lan biz. Kutsal Roma'ya girmişiz. Ben girmedik zannediyorum ha. Tamam. O zaman şey olacağız. Sıkıntı yok. İmparator olacağız o zaman. Sen niye delirdin ya böyle? Alt tarafı trade'ini istedim senden. Ne var yani? Allah Allah ya. Kim destekliyor seni? Papa. Papa'nın desteğini almış. Bak sen götüme. Papa mı kurtaracak lan seni? Ha? Bir de Liege destekledi. Anladım abi. Oo, çok iyi oldu be. Hazır koalisyonla varken var ya, mis gibi oldu bak. Koalisyonların hepsi dağılacak şimdi. Çok güzel. Bu arada Orleans'ı annexlemeye başlayalım. Şuradan bir de şunu alsak. %10 buradan düşer. Düşsün. Tamam. Şeyi alamadık ya. Annex'i bedavaya getirme zımbırtısını alamadık. Reputation yiyeceğiz. Neyse, sağlık olsun. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ben bu adama dalacağım. İngiltere de yanına geliyor. Koalisyonda şu anda bize karşı. Belki bir iki tane toprak hani böyle Reconquest'ten falan düşürebiliriz. Hem de burada yakalamış olduk. Yakalayamadık mı? Aa, yakalayamadım. Kaçtı şerefsize bak. Vallahi kaçtı lan. Olsun, burada yakalarım.
Bu arada koalisyon dağıldı sayılır. Çok bir şey kalmadı. Güzel, ekskomünikemiz de kalktı. Güzel, Orleans'ı da annexledik. Şöyle bir anlaşmaya herkes okey gibi. Ben de okeyim. Bence kafi ya. Ya da şöyle mi yapsak acaba? Şuraları alsak şöyle. Kızıyorlar. Böyle yapınca bir tık sinirleniyorlar. Şöyle yapsak peki? Bir saniye. Şuraları buralara ver desek. Senden de şuraları alsak. Böyle hiç kızmıyorlar. Bordo'yu alamıyoruz böyle de ya. En mantıklısı bu abi. Bu şekilde yapacağız. Okey, böyle bitirelim. Şimdi buradan dördüncü olarak diplomat alabilirsiniz. Ya da ekonomik olarak iyi değilseniz bunu alabilirsiniz. Size kalmış. Dinsel faaliyetler için bunu alabilirsiniz. Aynı zamanda admin teknoloji konusunda da size yardımcı olur. Bu da işte biraz daha papaya yanlama muhabbeti. Biraz daha böyle dini muhabbetler. Ben şunu alacağım. Biraz daha ekonomik olarak güçlü olmak istiyorum. Benim işimi görecektir o. Bu arada diplomatik ID'yimiz bitti. An itibariyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Dini ID'yimizi da bitireceğiz. Üzerine bir de mercenary patlatabiliriz belki. Belki ofansif de olabilir. Bilmiyorum. Ama bir askeri teknoloji patlar yani. Şuradan improve relations alayım. Ufak bir koalisyonumuz var. Onu dağıtacağız. Yavaş yavaş şu annex işlemlerini bitireceğim. Şuradan artık şunu kaldırıp bunun yerine şunu almak istiyorum. Çünkü annex işlemlerinden diplomatic reputation debuff'ı yemek istemiyorum. Zaten 3 tane kaldı vasalımız. Bunları da annexledikten sonra neredeyse tüm Fransa bizde. Bu arada Kutsal Roma içerisinde bizimle yalay olmak isteyenlerle yalaylığımızı oluyoruz. Kutsal Roma'nın da başına geçeceğiz abi. Güzel, Bourbon'u da annexledik. Şimdi Avergine falan geçeceğiz. 2 tane vasalımız kaldı sadece. Dostlar, fazla militeri puanlarınızı bu şekilde %55 iken mesela gelip de militeri teknolojiye basmak yerine, eğer army profunuz düşükse şöyle gelip alabildiğiniz kadar komutan alın. Army profunuzu arttırın. Size daha çok yararı olacaktır. Bak gördün mü? Bayağı yükseltti. Bunlar ne özellikler veriyormuş mesela? Mercenary cost, mercenary manpower, siege ability, land fire damage, shock damage, regiment drill loss. Çok güzel bufflar veriyor. Bunu fulllemeye çalışın. Bu full olduğunda gerçekten çok işinize yarayacaktır dostlar. Ordunuz daha güçlü olur yani. Böyle vurdun mu ağzını burnunu dağıtırsın adamın. Papayla bir helaylık patlar bu arada. Evet, şu anda sevgili Bohemia hariç herkes imparator olmamızı istiyor. Bir sonraki imparator biziz ya. Kaçarı yok. Şöyle Avarci'nin de annexini başlatalım. Son vasalımız değil mi? Yok, Armanyak var bir de. Armanyak'la da ilişki geliştirelim bir yandan. Bu aşağılık Bohemia neden kendisini olmasını istiyor? Neden beni istemiyor? Bak, o kadar herkes istiyor. Bir sen istemiyorsun. Ayıp lan. Terbiyesiz. Evet, Avercin de geldi. Hoş geldi. Sıra Armanyak'ta. Son vasalımız. Hangi görevimiz bitmiş? Evet, Papa ile ilişki görevimiz vardı. O bitmiş. Güzel. Bu arada tarihsel bir görev var burada. Osmanlı ile olan bir muhabbet. Osmanlı'ya karşı tüm Katolik devletlere Holy War Casus Belli'si veriyor. Yani Kutsal Savaş Casus Belli'si veriyor. Ne istiyormuş bunun için? Herhangi bir ally'ımız Great Power olması lazım. Osmanlı ile rival olması lazım. Osmanlı ile rival... Moskova bize gelmiyor. Memlük de gelmiyor. Bir de bizi zaten. Tamam. Yapacak bir şey yok şimdilik. Dostlar, bu arada şurada şu zımbırtı çıkıyor ya. Buradan mutlaka gelin, bunları yapın. Bak, trade gücünü falan arttırıyor. Bunlar ekonominize gerçekten çok katkı sağlayan şeyler. Bak, 2 duka mesela artıya geçirdi beni. Paris'e bir tane marketplace basmam. Marketplace mi bu, ne bu? Market town. Bir tane market town basıyorsun, 2 duka geliyor yani. Tertemiz. Böyle sürekli çıkıyor zaten. Eskiden bu yoktu. 1.36'da geldi galiba. Bir önceki peşte geldi bu. Güzel bir özellik. Her yere basın abi, ekonominizi bayağı arttıracak. Sevgili Armanyak'ı da annex diyelim son olarak. Macaristan Bohemia'ya düşmüş. Bunlar şimdi Bohemia'ya saldırır mı? Avusturya destekliyor. Bozsam mı helaylığımı, ne yapsam? Hiç uğraşmak istemiyorum. Onunla helaylığımı bozup Avusturya ile helay olsam. Vallahi bir şey söyleyeyim mi, daha iyi olur ha. Bununla boz abi. Böyle bir anda Avusturya'ya kaydım abi hemen. Evet, Armanyak'ı da annex dedik. Gayet güzel. Influence the Princess görevimiz bitmiş. Legitimacy ve Diplomatic Reputation veriyor. Okey. Evet, altın çağımızı başlatıyoruz. Şuradan da şunu alayım üçüncü olarak. Evet, altın çağı başlar başlamaz koalisyon dağıldı. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu adama saldırırsak çok fazla yalayı var gördüğünüz gibi. Kastili mastili almış, Portekiz almış. O yüzden biz gideceğiz Strasbourg'a saldıracağız. Strasbourg'u elay mı almış? Geri zekalı işte. Strasbourg'u niye elay alırsın ki? Her neyse, Strasbourg'a elay almış. Biz buradan Strasbourg'a da alacağız. Bu arkadaşın da ana karısına çıkabilir miyim lan ben bunun?
53 tane şeyi var, gemisi var. Kaç tane gibi masa? 25 tane. Hayatta çıkamam bu arada. El aylığını bozdurmaya çalışacağız bu şekilde. Sadece el aylığını bozdursam yeter zaten. Hadi bakalım. Evet, dini idea'mız da bitti. Ne veriyormuş poliçe bu? Misyoner gücü, religious unity, çok güzel. Evet, Dutch Revolt'ta gelmiş bu arada. Kötü oldu şimdi gelmesi ya. Biraz beklememiz gerekiyordu çünkü. Ya böyle hep olur olmadık yerlerde geliyor ya. Ayar ediyor. En azından bir Castille el aylığını bozdurmamız lazım bunun. Ama pek mümkün olmayacak gibi duruyor maalesef. Savaştayken başkenti taşıyamıyoruz ki. Bu savaşı bitirmek zorundayım. Kabul ediyor musun? Lan çok da az kaldı ama. Vay arkadaş. Neyse, şöyle bir bitirelim madem, şu toprakları alıp bırakalım. Bir daha da alırız bunun üzerinden. Mecburen bu şekilde yaptım abi. Şimdi başkenti 283 mü? What the fuck bro? Patladık amına koyayım. 200 diyordun. What the fuck? Dutch Revolt diyeceğim. Ya bunu nasıl şey yapabiliriz ki? Bize çok hızlı admin puanı lazım. Nasıl bulabiliriz admin puanı? Admin puanı. 100 admin puanı lazım neredeyse. Ay 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 ay. Keşke önceden geçirseydik bunu. %84'te abi şu anda. Artı 10-10 geliyor. Yani 10 ay dayanamaz. Şu an 84. Bu bir sonraki ay kaç olacak? 90. 6-6 artıyor. 2 ay sonra GG'yiz. Flemish'i kabul etsek acaba olur mu? Flemish'i kabul etsek de olmayacak ki. Dutch'ı da kabul etsek olmayacak. Böyle Dutch'ı da kabul edeyim hatta. Flemish'le Dutch'ı kabul ettim. 90. Ha, 92 oldu. Güzel. Biraz daha yavaşladı. Legitimisi. Ya bir yerden gelse ulan var ya. Stability arttıramam. Admin istiyorsun. Frisian. Frisian kültürü de mi varmış? Frisian kültürü ne yapayım? Öyle bir şey yok burada. Şu an artı 2 artı 2 gidiyor. 94. 96. 98. 100. 3 ay. Oğlum ucu ucuna yetmiyor, çıldıracağım. 283 istiyor bu. Bize 5-6 ay lazım. Aa, kafayı yiyeceğim. İnanamıyorum. Peki burayı şey yapsak. Şöyle yapsak. Ananı s**im daha da arttı. Lan nasıl? Ay çıldıracağım. Development basınca daha mı düşüyor bu? Aa harbiden düşüyor lan. Evet bebeğim. Development basınca düşüyormuş. Güzel. Güzel, tamam. Tamam, çözdük abi, çözdük. Sıkıntı yok. Den Hak'a taşıyorsun başkenti. İşte bu kadar. Ulan var ya, ucu ucuna ha. Ucu ucuna. Bak bunu bilmiyordum ben. Şey arttırınca, development arttırınca kapitali taşıma maliyetin düşüyormuş. Çok ilginç. Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse, güzel. Dutch Revolt'tan kurtulduk abi. Şimdi bizim main trade'imiz de buraya taşındı. O zaman şuradan transfer edeceğiz. Aynen. İngiliz kanalındaki arkadaşı buraya çekelim, transfer etsin. Tamam, güzel. Ne kadar oldu gelirimiz? İyi iyi, fena değil. Gayet iyi. Şu an biraz over extension'ımız da var, o yüzden düşük. Bunları core yaptıktan sonra o da azalacak. Yani bunları core yaptıktan sonra gelirimiz bayağı artacak. 20'nin üzerine çıkar herhalde tahminen. Strasbourg'da bozdun mu lan el aylığını? Bozma bozma. Onlarla sakın bozma el aylığını. Göstereceğim ben sana. Evet, şöyle herkes geliyorken tüm gücümüzle Savoy'a bir dalalım abi. Bu ne oğlum lan? Tüm dünya gireceğiz Savoy'a şimdi abi. Ya 4-0-0 ne birader? 4-0-0 ne ya? Ya yürü git. Yürü git ya. Tek bildiğin nefes almak koyayım. 4-0-0 ne ya? Ha şöyle ya. 3-5-5 ver bana ya. Allah aşkına, bu nedir ya? Evet, şöyle Savoy'dan bu toprakları alıyorum. Çok fazla ilerlemiyorum. Malum kutsal Roma'dayız. Başımız belaya girmesin. Great Britain kuruldu bu arada. İspanya'da kuruldu. Şöyle basabildiğim her yere courthouse basacağım dostlar, governing capacity almak için. Evet, yine bütün el ayları alarak sevgili Fransa'ya da doluyorum. Bohemia geliyormuş. Ne alaka bilmiyorum. Gelsin. Sevgili Fransa. Şöyle bütün topraklarını alalım. Fransa'ya full annexi koyalım abi. Aradan çıksın. Gayet güzel. Fransa'yı kurabiliyoruz. Oldu canım. O kadar uğraştık Fransa'yı yıkmakla, bir de Fransa'yı mı kuracağım? Otonomi istemiyorum. Ülkemde otonomi istemiyorum. Güzel. Sonunda papalığı da aldık. Tertemiz oldu. O zaman herkese benden enstitü benimseme maliyetine indirim. Çünkü ben de benimseyeceğim. 1316 dukaya enstitü benimsedik abi. Harika. Kendimi kazıklanmış hissediyorum ama yapacak bir şey yok. Evet, yine militeri puanım çok fazla. Doldu gördüğünüz gibi. %60 diyor. Gerek yok. Basabildiğim kadar komutan basacağım. Army profumu arttıracağım.
Çünkü army profum ne kadar yüksek olursa o kadar siege ability'm artıyor. Shock damage'im artıyor. Ordularım daha güçlü oluyor. Aynı zamanda bir dünyada komutan geliyor, istediğini seç beğen. Ben şöyle siege olmayanları göndermek istiyorum ya. Shock'tan ziyade biraz daha böyle siege iyi olan general istiyorum artık. 4 siege var mesela, bak çok iyi. 4 siege'liler kalsın mesela, gerisi regül abi. Tamamdır. Sevgili Britney. Britney'yi de dalacağım. Great Britney yine geliyor. Bu sefer herhangi bir sıkıntımız yok. Rahat rahat alırız diye düşünüyorum. Hatta hiç el aydını bozmaya da gerek yok lan. Böyle alabiliriz. Birazcık sıkıntı olacak ama onu da hallederiz ya. Ben bu eşeği excommunicate edemiyor mu ya? Edemiyorum. Excommunicate edebildiğim kimse var mı? Hiç kimse yok. Kardeşim doya doya dinden atamıyorsak bir adamı niye papa oluyoruz biz ya? Yeni fikir grubumuz geldi. Yeni fikir grubunu ne alalım? Walit'i mi alsam, mercenary mi alsam bilemedim. Moral of Army %10. Moral damage, siege ability. Aga mercenary alacağım ya. Çok da düşünmeye gerek yok. Mercenary'e gitmek istiyorum. Çünkü buradan da güzel bufflar geliyor mercenary için. Bir de üzerine bunu bitirelim. Güzel olacağını düşünüyorum ben. Evet, bu arkadaş teslim oldu sonunda. Şuraları alsak bize maliyeti buymuş. Alalım ya. Alalım. Sıkıntı yok. Papayla helaylığı boz ya. Papaya bir spy network gönderelim. Şu Avignon'u ben tehditle alırım bence ya. Verir diye düşünüyorum. İspanya ile bir savaş yapmamız lazım. Great Peasant War mu? Abi bu Hesse de hiçbir şey yapamadı ya. Bu Kutsal Roma olmamış bu Kutsal Roma. Beğenmedim ben bu Kutsal Roma'yı. Ayrılsak mı? Adam da ölmedi bir türlü. Bize de geçmedi. Bunlarla da ilişkimiz de kötüleşti. Ama sokarım Kutsal Roma'na ya. Ne bok yiyorsanız yiyin lan. Ben imparatorluk oluyorum. Tek başıma takılıyorum abi. Great Peasant War'um da geçti. Hadi bakın başınızın çaresine. Ülkeyi de reformuta çevirdim a** koyayım. Ne haliniz varsa görün lan. Ne haliniz varsa görün. Canınız cehenneme. Ver misyoner güçlerini. Dutch Nation'a çevirebiliyoruz. Yani o da olabilir. Şimdilik böyle gitsin bakalım. Böyle güzel yerleri state yapalım abi. Buradan state olmayan yer yok değil mi? Buralar önemli. Evet, şimdi bir dizi isyanlar çıkacak tabi. Onlarla baş etmemiz gerekecek. Şunu da alalım, biraz daha misyonerlerimiz güçlü olsun. Ver babacım şunu. Şunu yiyeceğiz büyük ihtimalle ama hadi hayırlısı. Biraz sancılı bir süreç çünkü bu din çevirme işlemleri. Reformut'a dönmemin sebebi de şu. Çok güzel bir din ya. Mesela trade bonusu var. Fervor points diye bir şey var bunun. Bu zamanla artıyor. Mesela buradan trade, war, stability ve diplomasi var. Bunlardan mesela stability'yi seçersen national unrest'in artıyor mesela. Pardon, national unrest'in azalıyor. Sana işte daha ülkeni stabil bir hale getirmene yarıyor. İşte savaştayken moral of army alabilirsin. Boşta dururken trade alabilirsin. Daha çok para kazanabilirsin. Diplomatik ilişki istiyorsan, biraz daha işte böyle koalisyonum geçsin diyorsan diplomasiyi alabilirsin. Reformut baya güzel bir din. Protestan'a da geçebilirdik. O da olabilirdi. Ama ben Reformut'a geçmek istedim. Bu arada video çok uzadı ya. Çok uzadı abi. Bu şekilde bitirelim. Gördüğünüz gibi Fransa gerçek sahiplerine geçti abi. Burgonya'ya. Daha 100 yıl bile geçmedi. 1444'te başladık oyuna. 1531 yıl. 90 yıl falan olmuş. 100 yılda bu kadar büyüyüp bu kadar güçlenebiliyorsunuz dostlar Burgonya'yla. Daha da büyüyebilirsiniz bu arada. Size kalmış yani. Biraz oyunun başında gördüğünüz gibi biraz sıkıntılar yaşadık. Vasalları annexlemekle falan uğraştık, ne bileyim. Garip garip şeyler oldu yani. Biraz daha böyle RNG ile daha güzel şeyler yapılabilir. Peki Burgonya videosunun ikinci bölümü gelsin mi? Onu da bir yıl bekler misiniz? yok istiyorsanız ikinci bölümünü çekerim bunun. Kutsal Roma'yı yok edip hatta şöyle şuralara doğru böyle genişleyip kocaman bir Burgonya kurabiliriz. Hatta belki İspanya'yı, İngiltere'yi de annexleyebiliriz. Ama World Conquest'e gidilir mi? Yani Burgonya'yla da gitmem yani World Conquest'e. O kadar ülke varken. Ki zaten ona da zamanım da yok. Her neyse, yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya yorum atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Telefondan giren arkadaşlar için hype özelliğine mutlaka tıklayın. Videoyu hype edin. Ne kadar çok hype'a basarsanız o kadar çok videolar YouTube algoritması tarafından öne çıkartılıyor dostlar. Yani daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olmuş olursunuz bu sayede. Okey. Güle güle.